Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Olacak ama değil mi? Olacak olacak, öğreteceğim ben sana. Var sende de yetenek. İnsan isterse her şeyi yapar biliyorsun. O zaman şunu çalayım. Çal hadi. İlk parça. Hep ben çalıyorum. Biraz da sen çal. İlk parçam babaanneciğimden miras. Ruhları şad olsun inşallah. Canım babam. Olsun, bu da güzel. Bir daha. Evet, kocacığım piyano çalarken kızım da kahve yapıyorlar. Bunun üstüne artık bir sohbet videosu çekilir ha. Vallahi bu çok memnun oldum şu anda. Ne kadar şanslı bir kadınım şu anda. Kendimi bir kez daha şanslı hissettim. Hocaya bakar mısınız sayın seyirciler? Kocaya gel kocaya. Ama ben böyle bir şeye bağlı çalmayı sevmiyorum. Sen? Şöyle etrafı izleyip kafama göre tıngırdatmak için. Tabii o da güzel bir şey. He? O da güzel olur. Böyle çok o zaman dinlendirici olur. Saçma da olsa sen olsun. Dinleniyorsun. Evet bence de. Zaten piyano öyle bir şey yani. He? Evet piyano öyle bir şey. Ruhunun dinletisi piyano. Kapatıyorum. At! O ne? Yumurta. Ah yumurta mı getirdin sen bana? Teşekkür ederim anneciğim çok tatlısın. Cihaz tabaçın orada. Tamam. Bununla sana krep mi yapabilirim? Evet. Tamam aşkım. Ama doyaba doyalım. Tamam anneciğim. Teşekkürler. Bir daha almayalım. Kahveler. Bir daha almayalım. Teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz videomuza. İyisiniz inşallah. Biz gayet iyiyiz. Evet biz iyiyiz. Çok şükürler olsun. Herkese mutlu bir pazar günü diliyoruz. Herkese. Bugün artık bir sohbet yapalım dedik. Ben de biraz rahatsızım. Çocuklardan biraz bana geçti hastalık. O yüzden kendimi bugün evde dinlendirmek istiyorum. Gerçi hayvanları yem almaya gideceğim. Evet, mecbur. Dinlenmek yok maalesef. Yani az bir şey de olsa en azından oturayım. O kimler geliyor? Vay 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 vay. Kahve getirenlerin çok olsun inşallah. Ay annem benim ya. Teşekkür ederiz ya. Biraz döküldü ama. Yok yok dökmemişsin. Yok aferin. Gayet güzel. Eline sağlık. Ay teşekkür ederiz annesinin bebeği. Ooo sodalarda konmuş. Harika. Çok güzelmiş. Bakalım nasıl olmuş kahvemiz. Bakalım. Ooo. Of harika olmuş oğlan. Çok güzel. Hatırlıyor musun? Muğla'da bir İsveç ocağı mı yapmıştım? Evet evet. Odanın içinde böyle yarmıştım. Ateş evet. Yakmıştık da. Kahve bak falı bakmıştın bana. Evet. O falda söylediklerini şu an yaşıyoruz galiba. Evet olabilir ya. O videoyu bana bir iki kişi daha söylemiş. O falda Gizem Hanım söylemiş yani çıkmış söyledikleriniz diye. Ailecek geçtik karşınıza. Neden diye soracaksınız. Bize yeni abone olan takipçilerimiz var ve bizi tanımıyorlar. Yani bizim çıktığımız bu yolculuğu, bu serüveni çok bilmiyorlar. Sanki hep İzmir'in köylerinde var olmuşuz gibi düşünüyorlar bizi. Ama öyle değil. Bizler de
sizler gibi, yani birçoğunuz gibi özel sektörde çalışan, işte büyük şehirde doğmuş, büyümüş bir insanlardık. Aileydik. Ada vardı sadece. Ve akşama kadar belki oturup böyle köye göç videoları izliyorduk. Özellikle Cem Seymen'in Para Dedektifi miydi? Evet. Bir programı vardı böyle. Köye özendiren, tarıma, üretime, hayvancılığa özendiren bir programı vardı. Onu sürekli izleyip böyle kendimizi gaza getiriyorduk. Ama tabii çok büyük korkularımız vardı. Kafayı kırdık. Nasıl oldu? Yani bilmiyorum, herhalde o an Allah içimize bir cesaret verdi. Bir şey oldu. Değil mi? Hiç atlanmayacakmış gibi bir adım yani aslında. Çok zor. Evet, zordu gerçekten. O adımı attık ve Muğla'ya göçtük. Yani eski videolarımızda, eski videolarımızın çoğunluğu zaten Muğla'ya yönelik. Orada yaşadığımız sıkıntılarla alakalı. Neden bunlardan bahsettim? Şimdi kanalımız Allah'a şükür 100 bin abone oldu. Biz bu senenin başında 20 bin abonelerdeydik ve İzmir Bayındır ilçesinden, köyünden daha doğrusu, köy evimizi aldık ve bir sürpriz yaptık. Dedik ki 50 bin abone olduğumuzda bu sürprizi sizlere açıklayacağız. Hedefimiz bu sene 50 bin abone olmaktı. Ama biz bir anda 100 bin abone olduk. İzmir'e evet. Gelmemizle beraber. Evet. İzmir yaradı bize. İzmir yaradı. Şimdi YouTube'da bakıyoruz. Böyle gençler videolar çekiyorlar. Yok damacanayı ortadan kesiyor bıçakla. Yok bir yerden atlıyor, zıplıyor. Böyle ilginç, eğlenceli, kendi çaplarında eğlenceli videolar. Bakıyorsunuz 1 milyon izlenmiş, 2 milyon izlenmiş. Kanallarına bakıyorsunuz. 2 milyon abonesi, 3 milyon abonesi. Şimdi biz gerçekten YouTube'a aslında onlar gibi olalım diye girmedik. Yaşadığımız anıl, yaşadığımız zorlukları, bu serüvenimizi çekelim. Anı olsun dedik. Ve bu aşamada da sizlere samimi görünmüş olmalıyız ki samimiyetimizi hissetmişsiniz ki bir anda böyle bir fenomen demeyeyim, evet. YouTuber demeyeyim. Hiç sevmediğim laflar ama. Ama öyle abi. Öyle oldu yani. Ve bu bizim artık bir işimiz oldu. Yani bir sorumluluk hissediyoruz. Tabii burada başarılı olmak insanı mutlu ediyor, motive ediyor. Ve diyoruz ki biz neden 1 milyon abone olmayalım? Yani o kanallar gibi abone sayımız artmasın, izlenmemiz artmasın. Neden olmasın, değil tabii mi? Tabii ki, aynen öyle. Sen var mı diye ekleyeceğim bir şey. Sen de arada bir konuş. Seni dinliyorum yani, yol şey nereye gidecek, muhabbet nereye gidecek, gelişi güzel yani demek konuşuyorsun istediğim ki. Şu, bizim hedefimiz, düşündük Gizem'le, hedef koyalım dedik kendimize. Evet. Hedefsiz bir yola çıkılmıyor. Kesinlikle öyle. Köye çıkacağız dedik, hedef koyduk. Ev alacağız dedik, buralara kadar evet. Geldik. Ev yaptıracağız dedik, birçok yoldan geçtik. Hayvan alacağız dedik, koyun alacağız, at diye. Hepsi bir hedefti. Evet. Mesela geçenki videomda motor alacağım dedim. Benim, bakın, benim alt de mesela olacağım. Flüt almak, yan evet. Flüt çalmak istiyorum. Hayat hedeflerden ibaret. Evet, hep hedef olmak zorunda. Çünkü evet. Hedef demek yaşam enerjisi demek. Hedef evet. Demek hayata tutunmak demek, mutlu olmak demek. O yüzden hedefsiz hiçbir şekilde bir hayat olmaz. İster çalışın, ister çalışmayın. Bu ne, her ne olursa olsun. Yani hayatta yaşıyorsanız, yaşamaya devam ettiğiniz sürece mutlaka ve mutlaka bir hedefiniz olması gerekiyor ki sizi hayata karşı hızlandırsın ve harekete geçirsin. Bu çok önemli bir şey. Biz de o yüzden hedefimizi 1 milyon abone koyduk. Neden bir köye göç kanalı, yani bu tarzda bir İçerik üreten bir kanal 1 milyon abone olmasın. Ya illaki oradan buradan atlamamız gerekip böyle acayip acayip hareketlere girmek gerekmiyor. Yani biz burada bir hayat mücadelemizi sizlerin göz önüne koyuyoruz. Bir aile yaşamımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bu bir serüven. Hatta kazandığımız, kaybettiğimiz şeyleri bile sizlerle paylaşıyoruz. Yani nereden nereye, bir senede hayatımız nasıl değişti? Tabii. Aslında tamamen bir değişim hikayesi bu. Belki moral motive verecek, insanları hani bir teşvik edecek bir içerik aslında bunlar, evet, bizimkiler. Evet. O anlamda sizlerden destek istiyoruz. Geç. Geç, geç, geç. Bir yere bak.
Hayalini sürdüğümüz ve gerçekleştirdiğimiz bu hayatımızı sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyuz değil mi? Evet, çok mutluyuz. Gerçekten bunu keyif alarak yapıyoruz. Kolay değil. Gerçekten YouTube'da bunu hazırlayıp bunları yaşarken bir yandan bunu sizlere göstermek zor. O yüzden biz de tabii ki emeğimizin karşılığını, hani bu iş keyifle yaparken de olsa karşılığını almak istiyoruz. Ve diyoruz ki biz neden 1 milyon abone olmayalım? Evet, neden 1 milyon abone olmayalım? Bütün kanallar 1 milyon abone olmaya çalışıyor. Biz de neden hani hedeflerimizi küçük tutalım dedik. Evet. Biz de hedefimizi yüksek tutup o hedefe doğru koşmayı kendimize hedef bilelim dedik. Evet, neden 1 milyon abone olacağız? Tabii ki gelirimiz artacak. Bunu hiçbir zaman tersini söylemiyoruz. Yani kimse hayrına bir şey yapmıyor. Tabii ki para kazanmak istiyoruz. Ama bu kazandığımız parayı kendimize böyle çok mükemmel şeyler yapalım diye değil. Hani yardım edelim. Tabii ki kendimiz daha rahat geçinelim. Hayvanlara yardım edelim değil mi? Sokaktakilere yardım edelim. Yani bu aslında isteğimiz bizim. Tabii ki konforlu yaşamak, daha rahat yaşamak, hani yarın başımıza ne gelecek demeden yaşamak. Tabii. Bunlar en önemli önceliklerimiz. Ama kazandığımız paraları biz hani hayırda işliyoruz. Yani bunu da gerçekten samimiyetimizle söylemek isteriz sizlere. Evet, şimdi şöyle bir şey de var. 1 milyon aboneyi neden olmak istiyoruz? Sonuçta insanın bir hedefinin olması lazım. Hani hiçbir şey hayatta durağan olmamalı. Hani işte bana 100 bin işte abone, hani o bu kitle bana yeter, ben böyle giderim. Hani biz böyle bir aile değiliz. Hep daha iyisini, daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini neden yapmayalım istediğimiz için bu 1 milyon abone istememizin sebebi. Yoksa hani şey değil, işte daha çok kazanalım, daha bilmem ne hırs edelim falan, öyle bir şey yok kesinlikle. Hani yanlış anlaşılmasın, zaten artık bizi çok hani bir senedir tanıyorsunuz tamamen. Bu arada da hani dostane ilişkilerimiz de tabii oluşuyor siparişlerden dolayı. Bizi tanıyan tanıyor. Ondan dolayı hani hedefimiz her zaman bir üst, yani bir hedefe ulaştıktan sonra hep bir üst kademe. Ona ulaştıktan sonra hep bir üst kademe. Bu bizi daha çok hayata bağlıyor. Daha çok bu köy hayatına bağlıyor. Daha çok bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani sebebi tamamen bu. Benim hani kendi fikrimi söylemem gerekirse. Evet. Ya aslında enerjimizi yeniliyoruz. Hani tabii ki burada sakin yaşamaya geldik ama ya sonuçta genç insanlarız. İçimizde gene bir kıpır kıpır bir tabii, şey var. Gençlik var yani. Kendinizi durduramıyorsunuz. Yani bir şeyleri başarma isteği hep içinizde var. Yoksa yaşam olmuyor yani. Keyifsiz oluyor. Bir tarafı eksik kalıyor. Evet. O yüzden de Allah karşımıza böyle bir fırsat verdi. Biz de burada kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz işte. Ada'ya soralım peki. Ada, sence 1 milyon abone olur muyuz? Ben oluruz. İnanıyor musun olacağım? Mesela Enes Batur'dan ne farkımız var? Enes Batur'dan. Değil mi yani? Enes'ciğimiz de bizim de bir o parçamız. Dans eden dondurmacılardan. O bıcır bıcır acayip acayip hareketler yapan kızlardan. Ne eksiğimiz var? Evet, hiçbir eksiğimiz yok. Sonuçta biz de bir aileyiz, bir mücadele içerisindeyiz. Bir şeyler yapmak istiyoruz her zaman. Yani yaptığımız şeyin en iyisi olmak istiyoruz. Bu benim de hayatımda bir kriterim. Kaan'ın da kriteri öyle. Biz zaten yaratılış olarak bir şeyi yaparsak onun en iyisini yapmamız gerekiyor. Ben de öyleyim, Kaan da öyle. Yani hiç olmasın daha iyi. Eğer yapacağım şey tam iyi ve en iyi olmazsa hiç yapmam daha iyi derim. Ondan dolayı da neden yurt dışındaki mesela kanallarda bir bakıyorsunuz, köy kanalları, işte village şey kanalları, böyle farm kanalları hep 1 milyon aboneler değil mi? Bir sürü aboneleri olan insanlar. O hayat tabii çok daha güzel. Hani onlar tabii yurt dışı olduğu için çok çok daha fazla bir kitlesi var. Bir de dilden de dolayı. Ama bizim ülke olarak neden böyle bir şey olmayalım? Birçok çok başarılı kanal var. Bence bu köy hayatı, işte bu işte hani kasaba hayatının birçok insanlar tarafından, sadece biz değil, başarılı olan herkes bunu yükseltmeli. Hani sadece biz sadece ben diyemeyiz. Bu bir pasta ve bu pastanın bir parçasıyız. Biz aile olarak bu kanaldayız. Hani biz 4 kişilik bir aile, işte hayvanlarımızla beraber neden
bu iktidara ulaşmayalım. İstiyoruz 1 milyon abone olmak istiyoruz. Abone olun. Abone olmak bu arada kesinlikle ücretsiz. Lütfen abone olmayanlar şu anda aboneye hemen bassın, zilleri de açsın. Lütfen bize destek istiyoruz. Yani destekleriniz çok önemli. Sizler sayesinde zaten biz buradayız. Ama en azından ismimizi duyurmak, yani ülkemize de bir faydamız var bizim. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Normal klasik şehir hayatını bırakmış, işte o kapitalist sisteme tamamen işte tokat atıp bu hayata geçmiş bir aileyiz. Karı kocayız çocuklarımızla beraber. Ondan dolayı sizlerin etkisi çok çok büyük. Yani biz toplum olarak birbirimizi destekleyen bir toplumuz. O yüzden abone olup bize desteklerinizi de sunarsanız çok çok daha hızlı büyüyüp 1 milyon aboneye ulaşacağız eminim. Peki sen bunu insanlara söylüyorsun. He. Bu kanalda ne gibi değişiklikler olacak? Amacımız, hedeflerimiz ne? Evet tabii onlar da çok önemli. Tamam. Tavuk izliyorlar, koyun kuzu izliyorlar, köpek izliyorlar, doğal ürünlerine bakıyorlar, mücadeleni görüyorlar da. Evet. Yenilikler olacak mı? İnsanlar yeni şeyler istiyor. Olmak zorunda, yenilikler olmak zorunda. Yeni ekipmanlar almak zorundayız, işte daha farklı çekimler yapmak zorundayız. Ya bu da bir iş, bu da bir emek. Sonuçta ben mesela bugün şu anda evimde birçok iş var. Zaten bir haftadır hani çok yoğundum. Mesela onu bıraktım. Şu an sadece kamerada işte konuşuyorum. Hadi bu da bir zaman. Bu da bir emek. İnsanlara bir sorumluluk. Onun bir parçası. O yüzden her zaman biz de yenilikler yapmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İşte var mı kafanda mesela bir şey? Yani, benim var. Ne mesela senin? Sen bu konuda birazcık daha yeteneklisin bence. Ben birazcık daha çene konusunda daha yetenekliyim. Ya İkimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi karavanla mesela gerçekten önce bir böyle bir Türkiye turuna çıkıp ardından yurt dışına özellikle Gizem'in doğal ürün gönderdiğimiz takipçilerimiz var. Onlardan böyle samimiyet kurduğumuz insanlar var. Hepsine selamlar. Evet, hepsine çok böyle belki onları ziyaret edeye de böyle çok güzel turlar yapmayı hedefliyoruz. Yani tabii bu hemen olacak bir şey değil ama önümüzdeki süreçte yapmak istediğimiz hayallerimizin arasında ki evet, ben doğru. Çok istiyorum bunu gerçekten. Yani köy hayatını çok seviyorum ama gezip seyahat etmek benim yani karakterimin içindeki en temel taş. Benim iş hayatım da böyleydi. Yani sürekli gezme üzerineydi. Bir yerde böyle çok fazla durunca basıyor. Evet ben de öyleyim. Bir yer ne kadar gelemem güzel olursa yani. Olsun hani bir insan gezerek öğreniyor. Yani hayat aslında gezerek anlamlı evet, evet. Bir yerden sonra. Bu mesela hedeflerimizden bir tanesi. Onun haricinde mesela Gizem'in çok güzel müzik yeteneği var. Bunu sizlerle paylaşıyoruz. Ona yönelik güzel çalışmalarımız olacak. Ona yan flüt alacağız. Biraz pahalı ama sizin desteklerinizi de alacağız. Evet inşallah para biriktiriyorum. Biraz ona, pahalıymış gerçekten. Bir flütün bu kadar pahalı olabileceğini düşünmüyordum yani. Mesela öyle güzel içeriklerimiz olacak. Çalgılı sözlü değil mi? Evet, evet. Ya biraz daha böyle ya yeteneklerimizi de ön plana çıkarmalıyız. Evet. Adam daha mesela eğlenceli. Voleybola İngilizceye başlıyor. Bakalım belki maçlara katılır, bir şey olur. İnşallah. Adanın köy okulundaki hayatı mesela değil mi? Evet. Bir aile olarak siz köye göçeceksiniz ama çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Köyde okul nasıl? Bakın mesela bir önceki videoda okul müdürümüzle ne kadar samimi bir şekilde sokak köpeğini aldık okuldaki, onu tedavi ettirdik. Bunu bir şehirde yapabilir misiniz? Şehir kesinlikle okulunda müdürden belki randevu alıp da konuşamazsınız bile. Yani ne kadar güzel. Mesela ada bize köy okullarının ne kadar güzel olduğunu gösteriyor burada. Evet. Hepimizin bir görevi var aslında bu hayatta. Ata mesela. Yani hayvanların içinde büyüyen bir çocuğun nasıl geliştiğini gösteriyor. Tabii aslında Ata'nın 3 yaş olduğu için normalde kreşe, anaokuluna gitmesi gerekiyor. Kreşe gitmesi gerekiyor. Ben Ada'yı o zaman hani başlatmıştım 3 yaşındayken ama o zaman tabii şehir hayatıydı. Şimdi öyle bir şey kesinlikle ihtiyacı yok. Hani kreşe gitmeye şu an hiç ihtiyacı yok. Çünkü zaten doğada birçok şeyi öğreniyor. Hani onu oraya kapatamam, mümkün değil. O zaten duramaz. Ancak 5 yaşında falan gidebilir kreşe. Çok acayip hani motor yeteneği inanılmaz gelişti. Yani bir çocuk gerçekten bir bebeğin
doğada nasıl büyüyebileceğini, yani korkmamam gerektiğini anladım. Mesela adada çok şeydim, işte soğukta üşür de hasta olur da şöyle de, ya sabah kalkıyor üstüne bir şey giymiyor, giymeyeceğim ben diyor, ya git diyorum, defol git o zaman diyorum. Yani bu kadar rahat oldum ve hani hasta oluyor ve çok hızlı bir şekilde, Allah'ıma çok şükür maşallah, çok hızlı bir şekilde atlatıyor. Ada da aynı keza öyle. Yani bunları ben de yaşayarak öğreniyorum. İnsanlara tecrübelerimizi anlatıyoruz. Yani hepimiz hayatın bir parçasıyız ve birbirimize bir şeyler öğretiyoruz. Gerçekten hani böyle bir relax olup her şeyi öğrenmeye bırakmak gerekiyor. Onun haricinde videolarımızın biraz daha böyle hareketli, enerjik, hızlı olması için yayılmasını hedefliyorum. Mesela gösterdiğim o motorlu sepeti hatırlarsınız. Onunla böyle dağda, doğada gezintiler yapmak istiyorum. İşte sürekli söylüyoruz ama mesela bir drone alıp farklı açılardan bu doğaya çıktığımızda orada çok çeşitli görüntüleri size, doğa harikası görüntüleri size göstermek istiyoruz. Hep bunlar olacak. Önümüzdeki günlerde biz de kendimizi sürekli geliştirmek istiyoruz. Ama tabii bunun için bizim moral ve motivasyona ihtiyacımız var. Yani bir video yüklediğimde, o video izlenmediğinde ya da az bir beğeni aldığında gerçekten insanın hevesi ister istemez kırılıyor. Tabii. O yüzden sizler de bize destek olursanız, hani bu içerikleri hazırlamamızı, bunları size göstermemiz açısından en azından bir beğen tuşuna basıp abone olursanız kanalımıza. Mesela videomuzu izleyenlerin yarısı kanalımıza abone değil. Gerçekten bu analiz kısmı var YouTube'da, bakıyorum. Yarısından çoğu kanalımıza abone değil. Ya gerçekten sadece bir dakikanı, bir dakikadan az. Şu anda tam zamanı. Evet. Şu anda o abone olmayanlar kimse eğer, onlara çok sevgiler, öpücükler gönderiyorum. Lütfen şu an abone ol tuşuna basarsanız bizi çok çok daha güzel yerlere taşıyacaksınız. Çünkü hedeflerimiz çok. Gençliğimiz var. İsteklerimiz var. Hedeflerimiz var. Gerçekten çok dinamiyiz ve birçok şey yapmak istiyoruz aslında biz. Ama bunlar tabii zamanla olacak ve birazcık da insanın gerçekten motive olması gerekiyor. Motive çok çok önemli. Hepimiz evet. için, tüm insanlar için çok önemli bir şey. Biz de bunun bir parçasıyız. O gelen mesajlarınızla işte siz nelere dokunuyorsunuz, haberiniz var mı diyenlerden tutun da bizim hayatımızı değiştirdiniz. İşte en kötü zamanlarımda denk geldiniz hayatımıza. Yani birçok insan bizimle hayata tutunmuş. Bunun vermiş olduğu sorumluluk bile en güzel şey benim için, yani bizim için çok önemli bir şey. O yüzden hani abone olarak bir tık daha bizi öne taşıyacaksınız. Buna emin olun. Ada, senin var mı hedeflerin? Hı? Sen bakalım hedeflerini söyle. Neymiş bu hayattaki hedeflerin? Hadi. Öyle böyle durduğu gibi değil aslında. Çok hareketlidir. Kameraya çok basınca kalıveriyor. Aynen, çok sakinmiş gibi görünüyor ama hiç öyle değil. Gerçekleri göster. Evet, hedeflerin var mı? Söyle hadi bırak. Ne dinamik oluyor. Hadi. Nedir hedefin hayattaki? Voleybol öğrenmek. Evet. İngilizce öğrenmek. Başka? Yurt dışına çıkmak. Oo, güzel. Karavanla mı? Bilmiyorum. Neyle? Nasıl olursa olsun. Neyle? Yeter ki çıkmak isteyen çocuk. Bisikletle mi? Benim öyle bir hedefim vardı mesela, bisikletle böyle Ege'yi gezip hatta Avrupa'ya falan gitmek ama olmadı. Ha, yok. At almak. Atımızla iyi gidiyor. Ne güzel biniyordun değil mi ana? Başka var mı hedefin? İleri giden bu az hedefler. Daha ileri hedeflerim var. Mesela üniversite gibi. Korece. Korece öğrenmek. Başka? Başka. İşte yurt dışına çıkmak. Bunları olmak istiyorsun değil mi? Önemli bir olan. Bir sürü ülke gitmek. İnşallah hedeflerine kavuşursun. Önemli olan zaten dil bilmek. Dil bilmek çok önemli bir şey. Dil bildikten sonra birçok şeyi zaten insan başarabiliyor. İnşallah anneciğim hedeflerine çok çabuk ulaşırsın. Hep hayatta mutlu olursun. Tek dileğimiz o. İkinizin de öyle, hepimizin öyle olması. Mutlu ve hedeflerine ulaşılabilir insanlar olmak. Hedeflerimizden aslında birkaç tanesinden bir tanesi de kuzularımız olmasıydı biliyorsun. Bunlar da bizim hedeflerimizden. Hedeflerimizin meyveleri. Aynen.
Ya güzel, o şeye benziyor aynı. Şu kardeşine benziyor da onunla bir alakası var. Bakalım diğer koyunlarımızdan gelecek mi? Onları bekliyoruz şimdi. Evet. Oy oy oy, bak bak. Ne yapacaksın? Allah Allah Allah. Hadi getir bisikletini. Evet. İşte atanın da yeni hedefi. Adayla. Bisiklet binmeyi öğreniyor. Yeni bisikleti. Bunun beyazı da var ama atta üstünde bir de yok. Baba. Yok mu? Bak. Sen bunu sürebiliyor musun? Evet. Bir otur da göster bakalım. Hayır. Ama bir pedal çevir, herkes görsün. Hadi şuradan şuraya bakalım, gidebilecek misin? Ooo süper. Vay be. Nasıl şuradan gitti? Aşağı uç bakayım. Aşağıya uç oradan. Şuradan aşağı bin bakalım hadi. Aşağı in pedalla. Hadi bakalım. Bir, iki, bo. Hadi. Git, onlar sana kaçar zaten. Üç. Koş koş koş. İn in in. Hadi, hadi hadi hadi. Bir, bo. Oley. Çağırlı uçtu. Sinirlendi. Agresif. Atarlı genç. Ne oldu be? Aa. Neye sinirlendin gene? Şunu hep göm oraya ya. Başka yok mu? Göm onu. Bir tane mi vardı bugün? Emin misin? Ay, bunu hiç kimse oynamıyor. Ya sıkıntı. O küçük oynuyor aslında onu. O üstüne atıyor. Ona taş atalım. Canım tabii tabii. Bu videomuz böyle bir sohbet içerikli videosu oldu. Pazar gününe özel olsun. Evet. Bir sonraki videolarımızda gene hareketli, iş dolu, köy hayatına dair güzel videolarımız gelecek inşallah. İnşallah. Bu arada montajımız daha kaliteli olacak inşallah. Evet. Yeni bir yeniliğimiz oldu. Bilgisayarımızı yeniledik. Yetmiyordu artık. Güç olarak zorlanıyordu birçok şey yapmakta. Bakalım montajımızda ben kendimi geliştirebilecek miyim? Bu da benim bir hedefim. İnşallah daha kaliteli içerikler sunacağız size. İnşallah. Bizi gene izlediniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Güzel bir pazar günü olsun size. Dediğimiz gibi amacımız 1 milyon olmak. Neden olmayalım diyoruz. Yani YouTube açtığınızda birçok gereksiz içerik görüyorsunuz ki hani onları severek tüketenler de var. Ama biz gerçekten bu hayata çok mücadele verdik. Güzel bir yerlere de geldik. Daha da iyi olmak istiyoruz. Bu yaşam mücadelemizde, bu gayretimizde bize destek olursanız çok memnun oluruz. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu pazarlar. Hoşça kalın. Ha, 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 ha.